Merhaba. Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın düzenli olarak çıkarmaya çalıştığı BMO bülteninin aktivitelerinden biri olarak odamız bünyesinde çalışan komisyonları tanımak istedik. Ve komisyonlardan ilk önceliği de meslek tanımları ve mesleki denetim komisyonuna verdik. Bugün bu komisyonda görev alan değerli arkadaşlarımızla kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz. Komisyonlarda görev almak isteyen üyelerimiz için Ekim 2020'de bir duyuru yayınlandı. Bu komisyonlarda görev almak isteyen arkadaşlara bir davet yapıldı. Komisyonlar toplandı ve çalışmalarına başarıyla devam ediyorlar. Bugün konuğumuz olan Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu, meslek alanında ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve standartları derleyip bu konulardaki güncel gelişmeleri izleyen bir komisyon. Mesleğimizle ilgili gelişmeleri takip etmenin yanı sıra meslek tanımlarını yapan ve bilişim sistemi yazılım geliştirme süreç ve hizmetlerinin de denetimi için bir mevzuat oluşturmaya çalışan bir komisyon. Şimdi komisyon başkanlığını, bu dönem komisyon başkanlığını yürüten Alper Bey'le komisyonda görev alan bir önceki dönem oda başkanımız Hülya Hanım'ı ekrana davet ediyorum. Hoş geldiniz Alper Bey. Merhaba. Hoş bulduk. Hanım, merhabalar. İyi akşamlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben çok kısa kendimi tanıtayım. Zeynep Selen, 87 yılı Yıldız mezunuyum. EMO'dan geçen oda üyesiyim. Odanın aktivitelerine hem gönülden hem yürekten destekleyip takip etmeye çalışıyorum. Bu dönemde bültene destek oluyorum. Sizleri de çok kısa tanıyalım önce sorularımızı yanıtlamadan önce. Olur. Ben Alper Pasa, yaklaşık 20 seneye yakındır bilgisayar mühendisliği sektöründe çalışmaktayım. Özellikle yazılım, bilişim, savunma sanayinde görev alıyorum. 2012 senesinden beri Elektrik Mühendisleri Odası bilgisayar mühendisliği meslek müdek MEDAK düzeltiyorum. Hizmetleri içerisinde yer alarak daha sonra da BMO'nun kurucu kurulum ve kuruluş süreçlerinden bugüne kadar da çeşitli komisyon ve kurul üyeliklerinde de bulundum. Şu anda da BMO Meslek Tanımları Mesleki Denetim Komisyonu Başkanlığı yapmaktayım. Hülya Hanım, isterseniz siz de kendinizi tanıtın. Çok isterim Alper'cim tanıtayım onu. Ben Türkiye'nin ilk bilgisayar mühendislerindenim. Size göre tabii çok yaşlı sayılırım. Ya da yaş almış sayılırım, öyle söyleyelim. Ben Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliğinden 1982'de mezun oldum. Tabii pek çok kamu sisteminin o ilk uygulamaların içinde bulundum. Hem tasarımcı olarak, hem programcı olarak, hem yeri geldiğinde proje yöneticisi olarak pek çok ilkleri yaptık o dönemki meslektaşlarımla. Daha sonra da Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın kuruluş çalışmalarında görev aldım. 2012'de kurucu yönetim kurulu üyesiydim. 2018-2020 arasındaki dördüncü dönemde de yönetim kurulu üyeliği yaptım. Öte yandan kuruluşundan bugüne, hatta öncesinde EMO'da başlayarak da komisyon çalışmalarında hep yer almaya çabaladım. Geçen dönemde yine meslek tanımları ve mesleki denetim komisyonunun üyesiydim. Bu dönemde o görevi zevkle, arkadaşlarımızla mutlulukla çalışarak sürdürmeye çalışıyorum. Çok ağır bir ekiple karşı karşıyayız bu söyleşide. Şimdi hemen ilk sorumuzu iletelim. Bu komisyon, meslek tanımları ve mesleki denetim komisyonu neden kuruldu? Ne amaçla kuruldu? İsterseniz öncelikle şöyle anlatalım. Meslek Tanımları Mesleki Denetim Komisyonu, mühendislik süreçlerinin, özellikle Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın bugün diğer odalarımızla beraber aslında imza yetkisi meslek alanları tanımlarıyla paralel olarak oturtulmuş bir kurul olarak başladı. Amacımız ise mühendislik süreçlerinin ürün ve hizmetlerin teknik ve bilimsel evrensel standartlara hukuk gereklerine ve yasal düzenlemene uygun olarak güvence kamu yararını gözeten, çevreye duyarlı, meslek etik ilkelerini gözetecek şekilde
yani mesleki denetimi sağlamak üzere bir komisyon olarak dördüncü dönemden itibaren görevine başlamıştır. Mesleki denetim BMO'nun yasal yükümlülüğü olarak adledilecek şekilde kurulmuş. Bugün devamlı komisyon olarak da görevine devam etmektedir. Oda adına yetkilendirilmiş üyelerimizin verdiği yetkiyle çalışmalarına devam etmektedir. Sizin ekleyecek bir şeyiniz var mı Hülya Hanım? Öbür sorumuza geçelim mi? Geçebiliriz. Onun için de açarım ben de biraz. Öbür soru zaten tarihçesi aslında. Dördüncü dönem kuruldu ve devamlı bir komisyon dediniz. Bunu biraz açalım mı bu komisyon? Olur. Neden şimdi, devamlı bir komisyon? Hem tarihçeden söz edelim hem de neden sürekliliğinin önemli olduğundan. Mesleki denetim aslında bizim kesimimizde yani bilişim kesiminde çok da tanınan bir kavram değil. Denetim deyince hemen akla örneğin yazılımın kalite kontrolü, yazılımın sınanması ya da bizim süreçlerimiz sonucunda çıkarttığımız çıktıların pek çok rapor biliyorsunuz ya da tutanak ya da belge hazırlayan bir mesleğin üyeleriyiz bizler. Bunların gözden geçirilmesi gibi anlaşılıyor. Üçüncü dönemde yani 2016-2018 döneminde yönetim kurulu mesleki denetim kavramını üyelerimize anlatmanın çok önemli olduğunu düşünmeye başladı. Bu nedenle de o günlerde düzenlediğimiz ilk bilgisayar mühendisleri kurultayında, 2018 Şubat'ında yapıldı o kurultay, büyük bir mesleki denetim oturumu yaptık biz. Aslında TMMOB'nin geleneği içerisinde mesleki denetim nedir? TMMOB'ye bağlı odalar bu işlevi nasıl yerine getirir, düzenlemeler nelerdir konusunda gerçekten çok aydınlatıcı ve aslında bizim üzerimize düşen görevleri de çok iyi açıklayan bir oturum oldu. Bu oturumların aslında kurultay sitemizde hep özetleri var, tanımları var. Gereksinim duyanlar oralara da bakabilir. Ondan sonra anlaşıldı ki bizim zaten bu yasal yükümlülüğümüz gereği kolları sıvayıp çok ciddi bir mevzuat çalışması. Ben ona düzenleme demeyi yeğliyorum. Zaten komisyonda da daha çok düzenleme ya da yasal düzenleme diye adlandırıyoruz. Düzenleme çalışmalarını başlatmamız gerektiği iyice kendini gösterdi. Bunun üzerine yine 2018'de Mart ayında yapılan 4. Genel Kurulumuzda Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu'nun sürekli bir komisyon olarak kurulması ve çalışmalarına başlaması kararlaştırıldı. Önce bu süreklilikten de bir söz edeyim, sonra belki biraz tanımlara da geçeriz. Yani komisyonun kendi işlevsel anlamdaki tanımlarını. Şimdi bizim mesleğimiz aslında çok devingen ve her zaman yeni meslek alanları yaratan bir meslek dalı. Hatta eğitim komisyonumuzun geçen yıl hazırladığı eğitim raporunda mesleğimizin 2,5 yılda bir yenilendiği ortaya konmuştu bilimsel ve nesnel verilerle. Dolayısıyla biz sürekli olarak yapmakta olduğumuz meslek tanımlarını güncellemek durumunda kalacağız. Bu bir. İkincisi, buna koşut olarak süreçlerimiz, hizmetlerimiz ve ürünlerimizle ilgili standartlar da mutlaka gelişecek. Dolayısıyla hem bunları izlemek hem de bunları odamıza ve meslek alanlarımıza yanaştırıp uyarlamak durumunda kalacağız. Demek ki içinde ayrıca uygulamada göreceğimiz gibi aksaklıklar olabilir ya da iyileştirilmesi gereken konular olabilir. Bu nedenle artık sürekli bir komisyon olması gerektiğini ta baştan biliyorduk zaten ve genel kurulda da böyle bir karar alındı. Şimdi dördüncü dönemde ilk çalışmalar başladı 2018'de. 2018 Mart'ında biz neredeyse hemen başlamaya hazırdık zaten. Nisan gibi başladı çalışmalar. Bir önceki dönem yönetim kurulu başkanımız Birkan Sarıfakıoğlu başkanlığını üstlendi komisyonun. O komisyon 3 hedef belirledi. 3 hedef çıktı belirledi. Bunlardan birisi standartlar çerçevesi. Bu evrensel standartlar. Az önce Alper'in sözünü ettiği. Yani bizim hizmet, süreç ve ürünlerimizi etkileyen standartların neler olduğunu belgelemek üzere. İkincisi, meslek alanlarımızı en azından şu anda hepimizin üzerinde görüş birliğine varabileceği başat meslek alanlarımızı tanımlamamız için meslek alanları çıktısını üretmeyi hedefledik.
Bunlardan sonra da üçüncü hedefimiz mesleki denetim düzenlemesi, yani yönetmelik ve yönergeleri hazırlayabilmekti. Şimdi dördüncü dönemde bu çalışma aslında taslakları hazırlayabilmek amaçlı bayağı yol aldı. Mesleki denetim yönetmeliği ve ilgili yönergeler konusunu geçen dönem tamamlayamadık aslında. Yani görüşlerimiz oluşmuştu ama onun taslaklarını tamamlayamadık. Ama geçen dönem çalışırken o ilk iki çıktının taslaklarını oluşturduk. Bu döneme de aynı biçimde devam etti. Dolayısıyla 2018'in başından bu yana sürekli üreten, çalışan bir komisyon olarak ilerliyoruz. Tabii ki biraz zaman alıyor çünkü hepimiz gönüllü çalışıyoruz. Biraz da fazlaca araştırma gerektiriyor. Yani bu standartlar çerçevesi diyoruz. Örneğin evrensel pek çok standartı araştırmak, Türkiye'de karşılığı var mı diye bakmak, uluslararası diğer örgütler ne yapıyor diye bakmak. Aynı zamanda bir de mevzuat taraması yapıyoruz. Geçen dönem de yaptık, şimdi de yapıyoruz. Bizim alanımızı etkileyen ülkedeki yasal düzenlemeleri, dolayısıyla hukuksal gereklilikleri de çıkartmaya çalışıyoruz. Bu nedenle biraz ağırca bir iş yükünün altındayız ama aynı kararlılıkla da sürdürüyoruz. Sonuçta şunu da eklemeden geçmeyeyim. Dördüncü dönemde yaptığımız bilgisayar mühendisleri kurultayında da, ki o da ikinci kurultayımızdı Kasım 2019'da, komisyon başkanı Birkan Sarıkoğlu o güne kadar yaptığımız çalışmalar konusunda bu kez meslektaşlarımızı bilgilendirdi, kurultay katılımcılarını, neler yaptığımız. Bir de tabii biz bu çalışmalara yalnızca kendi meslektaşlarımızı değil, bu konularda bizleri eğitecek ve yol gösterecek hocalarımızı da zaman zaman çağırıyoruz, danışmanlıklarını alıyoruz. Onlara da yeri geldiğinde bütün çalışmalarımızı açmak istiyoruz. Bu nedenle geçenlerde 16 Eylül'de yapılan Uluslararası Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Kongresi UBMK'de de kısa bir sunu yaparak çalışmalarımızı aktardık ve hocalarımıza dedik ki hazır olun, sizi çağıracağız. Belki çalıştaylarımız olacak, belki görüş isteme amaçlı özel oturumlarımız olacak. Ama daha sonrasında da bütün bu altyapıyı yaşama geçirirken sizlerle birlikte olmak istiyoruz diye bir küçük hem giriş yaptık hem de çağrımızı oluşturduk onlara. Tarihçi için başka sorularınız olursa yine devam ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bu arada bu komisyon özelinde olmasa bile not düşelim. Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın web sitesinden aktif çalışan komisyonları inceleyebilir ilgili arkadaşlar. Onu da hatırlatalım. Diğer sorumuza geçmek için hemen soruya bakıyorum. Şimdi bu komisyonun yapısı ve çalışma yöntemi nasıl? Nasıl yapılandınız? Nasıl bir çalışma yöntemi izliyorsunuz? İsterseniz ben cevap verebilirim. Komisyonumuzun çalışma yapısı ve yapısını ve çalışma biçiminden bahsedersek, komisyonumuz normalde bir başkan bir de raportör şeklinde aslında iki tane odamızın belirlemiş olduğu her komisyonda da olan üyelerimizden oluşmakta. Ayrıca bu koordinasyon üyelerimiz haricinde de akademi, oda üyelerimizde daha çok etkin, tecrübe etmiş sektörden veyahut da kamudan ve özel sektörden olmak üzere farklı birçok alandan yetkin çalışan mühendis üyelerimiz, oda üyelerimiz bu komisyonun üyesi oluyor. Geçen iki komisyonda tabii biraz daha odamız yeni kurulması münasebetiyle 10 senelik bir tarihçi de oldu biliyorsunuz. Genellikle yönetmelik eğitim ve diğer yönetim hususlarında tecrübe etmiş üyelerimiz şu anda aktif olarak komisyonumuzun üyesidir. Özellikle her hafta yapılmakta olan toplantılarımızda çalışma biçimi olarak da ODO döngüsü dediğimiz gözlemleme, uyarlama, karar verme ve uygulama şeklinde bir yöntemi uygulayarak standartlar çerçevesi dokümanına belirlemiş olduğumuz kurulumuzun ilk dördüncü dönemden itibaren belirlemiş olduğu çıktıları karşılamak üzere meslek alanı planları, tanımları, dokümantasyonu ve mesleki denetim yönetmeliklerin hazırlanması ile yine
eğitim komisyonumuzda kullanılacak müfredat ve diğer yönetmeliklerin hazırlanması içeriğini hazırlamaya doğru devam etmekte. Tabii üyelerimiz şu anda aslında şanslıyız bu dönemde. Çünkü hem Hülya Hanım'ın yönetmelik komisyonu başkanı olması, hem İlker Bey'in eğitim komisyonu üyesimiz olması, hem de daha önce başkanlık BMO'nun başkanlığını yapmış, kuruluşunda yer almış hem Hülya Hanım hem Birkan Bey'in de yer alması aslında odadaki diğer kurullarla da eş güdümü sağlayarak aslında çalışma anlamında da işimizi kolaylaştırmakta. Şimdilik cevaplayayım bu kadar diyelim. Bir de çok pratik bir şey bu salgın döneminde galiba komisyonlar il bazında değil de Türkiye genelinde olabildi online görüşmeler sayesinde. Salgının böyle bir avantajı oldu diyebilir miyiz komisyon çalışmalarına? Tabii ki. Pandeminin bize pozitif katkısı şu oldu. Komisyon üyelerimizle daha çok yüz yüze yaptığımız toplantılardan daha çok buluşma fırsatımız oldu. Evet. Asunlar kendi özel hayatlarından gerçekten zaman ayırarak bize komisyon çalışmalarımıza haftalık da olsa katkı sunduğunu söyleyebiliriz ki onlara içten teşekkürlerimi sunuyoruz. Yani bütün illerden bir araya gelinebilme imkanı da oldu. Aynen öyle, aynen öyle. Diğer komisyonların hatta başat olarak daha fazla toplantı sayısına sahip olan örgütlenme komisyonuyla neredeyse yarışır haldeyiz şu anda. Evet, biz onu fark ettiğimiz için sizi seçtik ilk söyleşi için zaten. Bütün olarak. Diğer sorumuza geçince komisyon üyeleri hakkında biraz bilgi alabilirim. Gerçi bahsetti Alper Bey ama eklemek isteyeceğiniz bir şeyler olacaktır mutlaka. Peki ben o zaman Alper'cim izninle buna yanıt vereyim. Tabii. Ya açıkçası başkan bizi böyle çalıştırıyor. Yani biz her pazar akşamı daha doğrusu pazar günleri 18.30 diye bir saat koyduk kendimize. Niye öyleydi biliyor musunuz? Hani kapanma dönemi yaşadık ya salgında. Öyle olunca zaten cumartesi pazarları sokağa çıkılmıyor. Pazar günleri de o saati kendimize öyle bir alışkanlık haline getirdik. Hala da sürdürüyoruz açıkçası. Ama hiç kuşkusuz bir tek toplantılar değil. Toplantılar gözden geçirme alanları oldu. Ancak özel gündemli olursa toplantıda bazen bir taslağı çok ciddi irdeliyoruz. O da 2 saat, 3 saat falan buluyor tabii. Uzaktan olunca haklısınız. Birazcık daha da verimli oldu. Şimdi komisyon üyeleri, geçen dönemki komisyon üyeleri aynı biçimde sürdürüyor. 2 değişikliğimiz var yalnızca. Daha önceki dönemde yani 4. dönemdeki komisyon üyelerimizden 2 arkadaşımız iş yükleri nedeniyle sürdüremediler. Yoksa onların da büyük olasılıkla çok çok ciddi katkıları olurdu. Bu dönemde aramıza yeni katılan aslında bir tek raportörümüz Zühre Hanım oldu. Zühre Kordon İstanbul temsilciliğimizden. O da yönetim kurulumuzda zaten bizim komisyon temsilcimiz aynı zamanda. Çok da katkıları oluyor sağ olsun. Şimdi Birkan Sarıpakoğlu'ndan söz ettik. Birkan, onun dışında İlker Tabak eğitim komisyonu başkanımız, üyemiz. Naciye Çakır yine çok deneyimli, Türkiye'nin ilk bilgisayar mühendislerinden bir meslektaşımız. Benim de çok sevgili dostum. O standartlar çerçevesinin hazırlanmasında büyük emeği geçti onun. Aynı zamanda öğretim üyeliği de yapıyor Naciye. İşin hem akademik hem de bilişim kesimi içindeki uygulaması açısından deneyimleri bizim için çok değerli. Diğer üyemiz de Arzu Kütükçü. Arzu da kamu kesiminde çalışan bir arkadaşımız. Ama çalıştığı yerde de kendisi denetçi olarak zaman zaman görev alıyor. Arzu özellikle yasal mevzuatı incelemek ve bizimle ilgili resmi gazetede ne yayımlandıysa Arzu bize hemen söylüyor. Yani bu bizim anlamak en zoru zaten değil mi? Öyle evet. Şeyleri bizim evet. Zor anlıyoruz. Benim yani bu şu anlama geliyor. Gerçekten çok deneyimli bir kadro evet. Olarak şu anda çalışıyoruz. Çok da eğlenerek çalışıyoruz. Yani biraz iş yükümüz olsa bile ben bütün bilişimcilerin bu yöntem bilgisine sahip olduğuna hep yürekten inanıyorum zaten. Çok ciddi bir yöntem bilgisini de çalışmamıza katıyoruz. Yani ben şimdi Alper'i ikna edebilirsem bir de veri tabanı oluşturup sorgulama da yapalım noktasına getireceğim ki zamanla belki bizim odamızın internet kurumsal sitesinde açar bunu mesleki denetimle ilgili
meslek tanımı, standart ilişkisi sorgulamaları falan da yapabiliriz diye umuyoruz. Çünkü biz şu anda yapıyoruz aslında bunu zaten de elimizin altındaki çizelgeler üstünden yapıyoruz. Ama bir süre sonra bu iş yükü olacak. Üyelerimiz, yani sürekli çalışan üyelerimiz böyle ama gereksinim duydukça tabii kapılarını çaldığımız deneyimli arkadaşlarımız da oluyor. Çok teşekkür ederiz. Şimdi biraz da çalışmalardan detay bilgi alalım. Şu anda üzerinde çalıştığınız konular neler? Neyle uğraşıyorsunuz güncel olarak? İsterseniz şöyle açıklayalım. Dördüncü dönemden itibaren Hülya Hanım'dan devraldığımız koltuğumuzu, devraldığımız çıktılarımızla beraber aynen yola devam etmekteyiz tabii ki. Üç tane temel alanda tekrar etmek gerekirse standartlar çerçevesi dokümanımız var. Meslek alanı tanımları dokümanlarımız var. Ve BMO mesleki denetim yönetmeliklerimiz var. Şimdi bu üç uygulama aslında birbirini takip eden konuda. Standartlar çerçevesi dokümanı aslında bizim mesleğimizin mevcut sektörde uluslar veya uluslararası uygulanan yazılım geliştirme, sistem geliştirme, tedarik veya hizmetlerinde, bilişim hizmetlerinde kullanılan mevcut tüm standartları, proje yönetiminden tutun da yazılım geliştirme, test, bugünkü alanlarımızda takdir edersiniz veri biliminden tutun da yapay zekaya kadar tüm süreçler içeren standartların devrolduğu, bunların çalışmalarda, projelerde kullanıldığını sektördeki tüm üyelerimiz bilecektir. Oradan hareketle aslında bu alanları besleyen ve bu alanlarda hangi süreçlerde görev alan meslek alanları varsa, bu meslek alanları da Avrupa Birliği çerçevesi, mesleki Türkiye'deki mesleki yeterli kurumu, iş kurumu ve uluslararası alanda bilgisayar mühendisi alanındaki IEEE'den tutun da ACM'e kadar tüm uluslararası meslek örgütlerinin aslında tanımlarında olan meslek alanlarının birebir görev, sorumluluk çıktı ve uygulanan standartlar çerçevesindeki dokümanlarını geliştirmekteyiz. Özellikle yazılım geliştirme konusunda Avrupa Birliği çerçevesine ülkemizde biliyorsunuz daha çok meslek uygulamalarında Avrupa Birliği direktifleri söz konusu olduğu için özellikle Avrupa Birliği çerçevesindeki mesleki tanımlarımızı hem kod olarak hem de bu koddaki görev ve tanımların sorumlulukların bazen toplantılarımızda detaylı irdeleyerek hangi tip çıktılarını üretebilir, hangi araçları kullanır, hangi projelerimizde proje diye adlandırıyoruz ama yazılım, mal ve hizmet üretiminde, bilişim sektöründe özellikle bu çıktılarımızı hangi araçlarla yönetecek, hangi süreç ve yöntemleri kullanarak bu çıktıları ele alıyorlar veya bu standartlar veya mevzuat anlamında hangileri kullanılacaksa bunların her birinin tanımlarını tek tek her bir meslek alanı için tanımlamaya çalışıyoruz. Buradan hareketle de örnek aldığımız konularda yazılım geliştirme, bilişim, ağ, sistem geliştirme konularına odaklanmamızın daha doğru olduğunu, daha sonra da veri bilmene doğru genişleteceğimizi ilerleyen yıllarda öngördüğümüz münasebetiyle buralarda özellikle meslek alanı tanımlarından çıkarak BMO meslek denetim yönetmelikleri örnek verirsek yazılım geliştirme süreçlerinin mesleki denetim uygulamanı kamu ve özel sektörü kaplayacak şekilde hazırlanması, taslan hazırlanması, bu taslakların meslek alanları da dahil olmak üzere bu alanlardaki tüm çalışmaların akademik yorumlarla, çünkü odamız akademik dünyayla iyi bir ilişkisi var, onların da aslında yorumları ve sektörün de girdilerini alarak bunu belirli bir takvim içerisinde geliştirmeye çalışıyoruz. Yine mesleki denetim yönetmeliğimizin olmazsa olmazı eğitim komisyonu. Ki burada gelecekte mesleki denetimin sağlanabilmesi için özellikle meslek alanlarını baz alan BMO Akademi dediğimiz sürekli eğitim diğer odalarda da olan sürekli eğitim merkezlerinin kurularak belirlenmiş olan meslek alan tanımlarına uygun hangi süreçler uygulanıyorsa yazılım veya sistem geliştirmede
bu süreçlerin aslında belirlenmiş olan standartlara uygun olarak denetiminin yapılabilmesini sağlayacak şekilde eğitimler, temel eğitimleri verip tabii ki bir 4 senelik bir müfredat lisans, bilgisayar mühendisliği lisans eğitimi içerisindeki eğitim değil ama sektörde bir mezunun çalışma hayatı boyunca tecrübe edeceği ve kendine katacağı bu tecrübelerle ortaya çıkan müfredat diyelim ve bu yetkinlikleri aslında bizim meslek alanı tanımlarına uygun ve özelleştirmiş olarak bir eğitim müfredatı hazırlanarak BMO Akademi'de çalışanlarımızın belirlenmesi, eğitimin alınması ve eğitimin alındıktan sonra bağımsız bir komisyonla bunun değerlendirilerek aslında belgelendirecek şekilde tüm altyapıyı, odamızın gelecekteki altyapısını belki değiştirecek şekilde çıktılarımızın hazırlanması çalışmalarımızın içeriğini oluşturmakta. Hülya Hanım, isterseniz siz de katkı sunarsanız. Bayağı yoğun bir çalışma kapsamı gerçekten. Olabilir. Yalnız ben hani birkaç örnek vermek isterim. Şöyle tabii yapalım. Şimdi aslında bir tarafta standartlar var, süreç, ürün ve hizmetlerin evrensel yapısını tanımlayan. Bir yanda da meslek alanları var. Örneğin bilişim sistemleri proje yöneticiliği, uygulama ve yazılım geliştirme, sistem çözümleme ve tasarımı, veri tabanı yönetimi, teknik destek, bilişim sistemlerinin sınanması gibi meslek alanlarını tanımladık. 9 meslek alanı tanımladık aslında. Şimdi bu meslek alanlarının her birinde kullanılan az önce Alper'in söylediği gibi araçlar, standartlar nelerdir bunları da ortaya çıkarttık. Dolayısıyla bunları eşledik. Eşleyince de tabii belli bir süreç birden çok standarttan biri seçilerek de yapılabilir. Ama bu standartlar diyor ki şu aşamalara uydun mu bu işi yaparken? Şu çıktıları ürettin mi? Bu çıktının içinde şu başlıkların var mı? Biz aslında bunları doğru yapabilmeye mesleki denetim diyoruz. Yani bunlar doğru olursa belirli bir standart izlenerek mesleki denetimde yetkilendirdiğimiz arkadaşlarımız da ha evet bu standarta göre bu süreç işletilmiş, bu çıktılar üretilmiştir diyecek. Dolayısıyla bizim vereceğimiz eğitim bir mesleki denetim eğitimi olacak. Ama lütfen yanlış anlaşılmasın. Bir standartın... Ben anladım. Evet, doğru anlamışım. Evet. Bir mesleki denetim eğitimi olacak ve o mesleki denetim eğitimi BMO Akademi dediğimiz aslında TMMOB çevresinde daha çok MİSEM diye yani Mesleki Sürekli Eğitim Merkezi olarak bilinen birimce yerine getirilecek. O mesleki denetim eğitimini biraz bilirkişilik eğitimine benzetebiliriz aslında. Elimizde hangi düzenlemeler yani mevzuat var? Biz meslek alanımız gereği bu mevzuatı nasıl uygulayarak oda adına denetlemeyi yaparız? Burada altını çizeceğimiz konu oda adına. Odanın çünkü bu bir yasal yükümlülüğü. Oda her yere yetişip bunu yapamayacağına göre odanın bu mesleki denetim eğitiminden geçmiş ve bu eğitim sonunda da mesleki denetim yetki belgesi almış kişilerce denetimini yerine getirmesini sağlayacağız açıkçası. Burada çok temelde gözeteceğimiz şey her şeyden önce kamu yararı ve tabii ki toplumumuzun herhangi bir şekilde kaynak yitimine uğramaması, doğanın korunması ve her türlü meslek etiğine de ve ilkelerine de uyularak işlerin yapıldığını gözetmek olacak. Dolayısıyla bizim vereceğimiz mesleki denetim eğitimi bu bağlamda bir eğitim olacak. O yüzden biz bir yandan bu uygulama nasıl yaşama geçirilir tanımlarken Alper'in söylediğine bir de onu ekleyeyim. Bir yandan da kurum olarak baktığınız zaman Bilgisayar Mühendisleri Odası'nda bir kurumsal yapısal değişiklik de öneriyoruz. Bu değişiklikleri de zamanla genel kurulumuzda da komisyonumuz mutlaka aktaracaktır. Genel kurulumuzun da görüş ve onaylarını sunacağız tabii ki. Daha sonraki yönetimlerce yaşama geçirilsin diye. Burada isterseniz bir katkı daha sunayım. Çok kısa bir şey anlamında. Mesleki denetim deyince bilgisayar mühendisliği açısından aslında komisyon çıktısı sonrası bir yazılım projesinde yazılım projesinin standart bir proje yönetim planından başlayarak yazılım geliştirmedeki yazılım gereksinimleri dokümanı, yazılım tasarım dokümanı, yazılım geliştirme planı
dokümanlarını aslında hazırlayan kişilerin dokümanlarını kontrol eden ve onaylayan yazılım mimarları, bilişim sistemleri adına konuşursak bilişim gereksinimleri veya bilişim ağ sistem mühendislerinin kontrol, yani bu hazırladığı doküman, bilişim sistemleri, bilişim sistem tasarım dokümanlarına yönelik bu dokümanları mühendislik nosyonlarını gözeterek kamu yararını, siber güvenlik konularını, toplumun kişisel verilerinin kaybı uğramadan kamu yararını gözeterek o mühendislik adına gerçekten doğru üretildiğinden emin olacağımız şekilde aslında o dokümanları onaylayan kişilerin belgelendirilmesi olarak adlandırabiliriz. Bu nasıl bir mimari bir inşaat tasarımının veya tasarım dokümanları dediğimiz çizimlerin diyelim, bunları kontrol eden ve onaylayan mühendislerin aslında bilgisayar mühendisliğinde eşleniği şeklinde adlandırabiliriz, değinebiliriz. Bununla belki örnek vermek daha kolay oluyor. Odamız iki tane komisyonumuz aslında iki sunum yapmış oldu. Bir tanesi yönetim UBMK'da sundu. Hem de akademik dünyayla görüşlerini paylaştı. Yöntemle ilgili sürekli tabii ki bir geliştirme aşamamız var. Denetim tarafını. Bir de kamu kurumlarında özellikle bilişim hizmetlerinin tedariği ve geliştirilmesine yönelik, hizmet alımlarına yönelik hangi bilişim standartları kullanılıyor, hangi mevzuat ve hangi çıktılar varsa bununla ilgili olarak da kamu bilişim departmanlarına gönderilecek bir anket hazırladı. Bu anketten çıkılacak sonuç aslında bizim gelecekteki çalışmalarımızda girdi olarak kullanacağımız da envanterimizi oluşturmamıza yardımcı olacak. Tamam, şimdi gelecekteki çalışmalar derken bir sonraki sorumuza gelmiş olduk. Yol haritasını alalım. Bundan sonra önümüzdeki dönem için neler planlıyorsunuz? Aslında yapılacak çok işimiz var ama biz onu biraz böyle yapısallaştırıp bir yol haritası yaptık. Onu daha sonra belki başka bir sunuda meslektaşlarımızla paylaşırız. Şimdi özetleyelim. Tabii. Şimdi öncelikle çıkarttığımız bir meslek tanımları dokümanı, bir de mesleki denetim yönetmelik taslağı var. Bu taslakları biz hocalarımıza, akademik çevrelere ve mesleğimizde epeyce emek vermiş, çok deneyimli, hem kamu hem özel kesimi bilen meslektaşlarımıza çalıştaylar yaparak sunmak istiyoruz. Şimdi bir kere birazcık da böyle hani çağrıştırmış olsun, akıllarda kalsın diye söyleyeceğim. Eski köye yeni adet getireceğiz. Yani bugüne kadar hiç olmamış bir şeyi başlatacağız. Dolayısıyla önce hepimizin bu konuyu kavraması ve içselleştirmesi gerekiyor. Çünkü odamızın temel varlık nedenlerinden biridir aslında mesleki denetim. Bunu artık yaşama geçirmekte hepimizin görevi. Biz komisyon olarak bir iş yükünü üstlendik, bir sözcülük yapıyoruz yeri geldiğinde ama aslında hepimizin buna sahiplenmesi gerekiyor. Hem akademik çevreler açısından bizlere eğitim veren öğretmenlerimiz ve oralarda belki eğitim gören doktora öğrencisi meslektaşlarımız, yüksek lisans yapanlar açısından hem de bizim meslek çevresindeki yönetim görevlerini aslında üstlenmiş deneyimli meslektaşlarımız açısından. Dolayısıyla öncelikle bu çalıştaylar var. Bu çalıştaylarda benimsendiği zaman hem yöntemimiz hem de çıktılarımız büyük bir aşama kaydetmiş olacağız zaten. Ama bir de biliyorsunuz yasal işlemler var. Biz bir yönetmeliği yürürlüğe sokabilmek için önce TMMOB'nin yönetim kurulunun gözden geçirmesi, sonra resmi gazeteye gönderilmesi gerekiyor. Tabii ki mesleki denetim yönetmeliğini yeterli olgunluğa getirince hemen bu adımı da atacağım. Ama bu yetmiyor. Şimdi bunun yürürlüğe girmesi demek aynı zamanda az önce anlattığımız eğitim biriminin de yürürlüğe girmesi demek. Yani o BMO akademinin. O zaman tabii bunun içinde profesyonel bir kadrolaşma gerekecek odanın içerisinde. Hem bu eğitimleri düzenleyen, duyurularını yapan, eğitmen havuzunu oluşturan, onlara çağrılarını gerçekleştiren, eğitim planını yapan, işte arkadan gelecek değerlendirmeyi, belgelendirmeyi gibi. Ama bir yandan da o
BMO Akademi yalnızca mesleki denetimle çalışmayacak tabii ki. Başka eğitim komisyonumuzun da önerdiği eğitimleri ya da belki odamızın başka eğitimlerini de yapacak. Ama artık zamanı geldi gibi gözüküyor. 10. yılımıza geldik, böyle bir birime gereksinim var. Öte yandan ikinci bir birim daha öneriyoruz biz, mesleki denetim birimi diye. Çünkü bu belgelendirmeyi yapmak aynı zamanda sicillerini tutmak, yani kayıtlarını tutmayı gerektirecek belgeyi almış arkadaşlarımızın. Mesleki denetim yetki belgesini alan arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın belki şu an için söylemek çok erken ama 2 ya da 3 yılda bir bu belgeyi yenilemeleri de gerekebilir, güncellemeler doğrultusunda. Bilirkişilikte de biliyorsunuz benzer şeyler yapılıyor. O zaman belgeyi alanların izlenmesi, yaptıkları çalışmaların kayıt altına alınması, yeri geldiğinde belki kimi yakınmalar olacak odaya, diyecekler ki biz şöyle şöyle bir sorun yaşadık, yetkilendirdiğiniz kişi de buydu. Ha, hemen o zaman belki odanın bir kendi içinde oluşturacağı bir kurulla, mesleki denetim kurulu, durumun gözden geçirilmesi gibi aslında uygulamaya girdiği zaman epey yapılacak iş var. Biz bunları yönetmeliğimizde hemen hemen tanımladık ama mesleki denetim biriminin de bir profesyonel kadrolaşmayla kurulması, yani çünkü gönüllü yürütülecek çalışmalar değil bunlar gerçekten, özen göstermek ve ciddi kayıt tutmak gereken çabalar, işler. Dolayısıyla o birimin de yaşama geçirilmesi gerekiyor. Belki başlangıçta bizler el vereceğiz hep birlikte oturtana kadar, ondan sonra yürüyüp gidecek. Ama kurumsal ve yapısal bir değişiklikte gerekiyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla benim kafamda yapısal değişiklikler dediniz, demek ki bunu kastetmişsiniz. Evet. Evet. Yani dolayısıyla kısa erimde bu çalıştayları yapmak ve yönetmeliği resmi gazeteye yollamak var ama uzun erim ya da orta erimde de bu yapısal değişiklik. Evet. Ama bayağı. en büyük işimiz az önce Alper birazcık o kapıyı araladı. Onu bir daha vurgulayalım. Şimdi bunu asıl bizim kamu ve özel kesimde uygulanabilir kılmamız gerekiyor. Bunun için de özellikle yazılım ve bilişim sistemi, uygulama, ihale şartnamelerine bizim bu durumu mutlaka yerleştirmemiz gerekiyor. Bu da kamu, özellikle kamu kesim açısından ciddi bir çalışma demek. Yani bu dönem değil ama gelecek dönemde komisyonda görev alacak arkadaşlarımız, ki biz herhalde demirbaş olduk, biz yine var oluruz. İnşallah. Yani eninde sonunda o kamu kurumlarının kapılarını çalıp bu uygulamaları anlatıp şartnamelere bunların yerleştirilmesini sağlayarak bir yaygınlaştırma çabası içerisinde de olmamız gerekiyor. Bu nedenle artık bu dönemde yapılacak bilgisayar mühendisleri kurultayında birazcık duyurmayı da istiyoruz. O da herhalde kısa bir süre içinde olacaktır zaten genel kurulumuz öncesinde. Daha yapılacak çok var. Evet. Peki, yol haritasıyla ilgili eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa vaktimiz de daralıyor. Son 2 sorumuz var. Aslında biraz bahsettiniz, komisyon bünyesinde de diğer komisyonlarda görev alan arkadaşlar var, ortak çalışmalarınız oluyor, diğer komisyonlarla paslaşmalarınız oluyor, biraz onlardan söz edebilir misiniz, nasıl koordine oluyorsunuz diğer komisyonlarla, ne tür ortak çalışmalar yapıyorsunuz? İstersen ben biraz bahsedeyim, sonra da topu sana atayım. Çünkü şöyle enteresanlık oldu, ilk komisyon üye yapısını anlatırken demiştim size, 2 tane komisyon başkanı zaten doğal üyemiz oldu. Evet. Bunun dışında aslında TMOB'un denetleme komisyon üyeliğini de yapma fırsatımız oldu bu dönemde. Yani o tarafa da aslında ben üye oldum BMO'na. Dolayısıyla eğitim komisyonu, yönetmelik komisyonu, TMOB'un mesleki denetim komisyonu. Ben bu soruyu sorarken BMO içindeki paralel komisyonları kastetmiştim ama her türlü iletişim var. Aynen öyle. Yeri geliyor hatta bilirkişilik komisyonu veyahut da toplum içi veya kamu yararını gözeten bilişim komisyonlarımız da aslında birebir neredeyse bazen biz toplantılarımızın gündemiyle veya onlardan gelen gündemlerle toplanıyoruz. Ama mevcutta Hülya Hanım bahsedecektir. Zaten yönetmelik komisyonu başkanı kendisi. Hazırladığımız yönetmelik aynı zamanda o tarafın da çıktısı oluyor.
Eğitim müfredatı deseniz İlker Bey zaten aynı zamanda o komisyonun başkanı. Aynı zamanda TBD'deki üyelikleriyle aslında çok girift, çok iyi bir dayanışma içinde olduğumuz bir diğer komisyon ilişki TBD Türkiye Bilişim Derneği mi? Evet, Türkiye Bilişim Derneği'nin diğer komisyon üyeliklerinin başkanı da aynı zamanda eski başkanı da olduğu için İlker Bey bayağı ciddi anlamda bir şeyimiz var, penetrasyonumuz ve yaygınlığımız var diyelim diğer komisyon ilişkilerimizde. Hülya Hocam sen devam et istersen. Olur, o devam anlamda. Edeyim. Bu komisyonun en şanslı üyesi benim aslında. Gerçekten yönetmelik ve mevzuat benim üçüncü dönemde de içinde olduğum, başkanı olduğum komisyondu. Sonra bana oda başkanlığını biliyorsunuz. Çok onur duyduğum bir görev tabii. Onu verdiniz, sağ olun. O dönem komisyonlarda ben yalnızca birer üye olarak çalıştım. Ama bu dönem ben yeniden yönetmelik ve mevzuat komisyonuma döndüm. Ama şanslıyım demem şu. Ben kendi kendimeyim komisyonda. Ama zaten bu dönem bizim amacımız mesleki denetim yönetmeliklerini çıkarmaktı ve eğitim yönetmeliğini çıkarmaktı. Şimdi ikisinin de işini meslek tanımları komisyonunda yürütüyor oluyorum. Yani çok güzel gidiyor onun için. Şanslıyım dediğim o. İster istemez böyle olacaktı. Önceliğimiz buydu çünkü. Öte yandan bizim tabii eğitim komisyonuyla çok iç içe gidecek çalışmalarımız. BMO Akademi'nin altyapı çalışmaları orada üreyecek. İçerik bağlamında da öyle. Kaldı ki akademik çevrelere erişmeye çalıştığımız zaman eğitim komisyonumuzun çok güzel ilişkileri var. Bütün öğretmenlerimizle onlar aracılığıyla ulaşıyoruz. Şimdi iki komisyondan daha söz edeceğim burada. Birisi üye ilişkileri ve örgütlenme komisyonu. Biz çalışmalarımızı ilerlettikçe hiç kuşkusuz ki üyelerimize o komisyon üzerinden erişip bilgilendirmeler yapacağız. Bu dönem çok daha az oldu ama gelecek dönem bunun ben daha sıkılaşacağı kanısındayım. Ama bu dönem bir komisyonla daha, o da yakınlarda bir toplantımız olacak. Yine dördüncü dönemde olmayıp beşinci dönemde gereklilik olduğunu artık inanarak kurduğumuz bir komisyonumuz var. Kamu Bilişim Politikaları Komisyonu. O komisyonda aslında bizim bilişim politikaları boyutuyla da bir ürün çıkarmakta olduğumuzun ayrımında zaten onları da böyle bilgilendirmiş olacağız. Bir sonraki toplantıdan sonra da onlarla bir toplantımız olacak zaten. Kamuda bu çalışmaları nasıl yürütürüz diye. Ben bir çalışma grubuna daha dikkat çekmek istiyorum. Bu dönem birazcık unuttuk gibi gözüküyor ama önemi çok büyük. En az ücret çalışma grubu. Şimdi geçen dönem biz aslında en az ücret çalışma grubunu oluşturduk ve en az ücret tanımları için bir model ortaya koydu o grubumuz. Ve en az ücretimizi de her yıl başında duyuruyoruz. Bizim o günlerdeki hedefimiz meslek alanı tanımlarını çıkartınca özellikle birim ücretleri, birim saat ücreti gibi en az ücretleri aynı diğer odaların yaptığı gibi süreç ve hizmetlerimizde belirleyebilmekti. Ama meslek tanımları çıkmadan ve o tür süreçleri en azından günlük birim anlamında bir ücrete indirmeden içimiz rahat etmeyecek, onu biliyorum. Bunlar özellikle kamu ihaleleri hazırlanırken o öngörü bedellerin oluşturulmasında temel alınsın istiyoruz biz. Yani bu konudaki yetki, otorite bilgisayar mühendisleri odası olmalı. Onun hazırladığı kılavuzlarla bu ihale bedelleri oluşmalı. Bunu bugüne kadar şu anda aylık ücretler üzerinden yaptık. İstiyoruz ki meslek alanı tanımlarıyla eşleştirelim ve alana göre, meslek alanına göre de bir ücretlendirme çalışması olsun. Bu da herhalde bir sonraki dönem yeniden gündemde olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Peki, çok derin konular, bunların her biri apayrı, başlı başına birer çalışma konusu. Artık toparlayalım diyorum, süremizi doldurduk. Son olarak üyelerimize mesajınız nedir diye son görüşlerinizi alalım. Doğal olarak herkesi komisyonumuza bekliyoruz demekle beraber şöyle demek lazım. Sektörde özellikle belirli bir tecrübesi olan, kamuda belirli bir yönetmelik, kanun, tüzel kişilik tecrübesi olmuş. Kamuda proje denetimi yapmış veyahut özel sektörde
yazılım projelerinde özellikle bilirkişilik unvanıyla bulunmuş. Akademik dünyada ve akademik dünyanın sanayiyle olan ilişkilerinde yer almış. Sektörle çalışmalarda bulunmuş. Profildeki arkadaşlarımızı ve oda üyelerimizi aslında komisyonumuzu bekliyoruz. Doğal olarak her BMO üyesi doğal olarak komisyonumuzun üyesi. Ancak mesleki denetim ve meslek alanları tanımlarını detaylı ve geleceğe yönelik çalışmalarını düşünürsek biraz daha ciddi anlamda bu yöne çalışma ve kendi hayatından belki özel yaşamından fedakarlık gösterecek tüm arkadaşları bu komisyonumuza davet ediyoruz. Önemli olan komisyonumuzun çevreyi koruyan, meslek etiğini ve ilkelerini göz ardı etmeden çalışan, kamu yararını ve toplumun yararını gözeten, onların bilişim anlamındaki tüm verilerinin de güvenliğini sağlayacak şekilde kişisel verileri de koruyan, adaletli ücret sahibi olan tüm emekçi arkadaşlarımızın komisyonumuzun çıktısıyla tam bir düzenli ve adalet duygusuna sahip bir ortamda çalışmasını üyelerimizin sağlamak olarak değerlendirebiliriz. Rüya Hanım, sizin var mı eklemek istediğiniz bir şey? Son mesaj. Alper çok güzel söyledi, sağ olsun. Ben de şöyle özetleyeyim. Aslında bu yürütülen çalışma bir meslektaş hakkı çalışmasıdır. Mesleğimizden kaynaklı haklarımızı savunmak için mesleki denetim yönetmeliğini yaşama geçirmek ve uygulamakla yükümlüyüz. Ama bu hakkımız aynı zamanda bize büyük de bir görev veriyor kamuya karşı ya da bilişim uygulamalarından yararlanan milyonlarca kişiye karşı bu ülkede ya da başka yerlerde. Dolayısıyla hem kullanıcılarımıza hem kendimize karşı olan hak ve görevlerimiz açısından mesleki denetim uygulamasının kendisine değer ve yakışır biçimde yaşama geçirilmesi için meslektaşlarımızın emeğini bekliyoruz. Evet. Son bir ekleme daha yapalım. Özgür bilişim dünyasını muhakkak sağlayacak şekilde bir mesleki denetim sağlayacağımızı da yaptığımız çalışmalarda öngörüyoruz. Bu da bizim mottomuz olsun. Peki, ben çok teşekkür ederim. Gerçekten benim kendi adıma çok şey öğrendim. İnşallah dinleyen arkadaşlarımız da bu komisyon hakkında bayağı bir bilgi sahibi olacaklar ve katkı verecekler önümüzdeki dönemlerde. Vakit ayırdığınız çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere diyelim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun katkılarınız için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler.